Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmayla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar görevde yükselme sınavına yönelik, Milli Eğitim görevde yükselme sınavına yönelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na içeren arkadaşlar 30 tane soru çözeceğiz. Bu arkadaşlarımızın sınavı Temmuz ayı içerisinde Temmuz'un 9'unda onlara başarısında bir katkı sunmak amacıyla birkaç çalışmalardan bir tanesi de bu. Birkaç tane çalışma yaptık arkadaşlar. Toplamda 30 tane soru çözeceğiz. Eğer hızlısanız hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Eğer hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sevgili arkadaşlarım, eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkelerden hangisiyle tanımlanmaktadır? Sevgili arkadaşlarım, süreklilik, eğitim hakkı, genellik ve eşitlik, fırsat ve imkan eşitliği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, din, ırk, cinsiyet, din ayrımı gözetmeksizin herkese açık olması demek, her kişiye, her zümreye sınıf imtiyazı tanınması arkadaşlar, tanınmaması genellik ve eşitlik ilkesiyle ilgilidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır. %100 soru gelen bir konu. Yani 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkeleri. Arkadaşlar bu arada bu çalışma sadece görevde yükselme sınavı değil, diğer bütün kamu sınavlarında bu konuyla ilgili gelen sorular, gelen arkadaşlar hazırlık için kullanılabilir. Bunu diyebilirim. İkinci sorumuz, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre orta öğretimde devam edebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendine sağlayacağı yaşam standartları konusunda tanıtıcı bilgi verilmesi çalışması rehberlik servisince ne zaman yapılır? Sorumuz bu. Yani rehberlik çalışmaları hangi dönemde öğrenci için başlıyor? Sorumuz bu arkadaşlar. Kısa bir süre vereyim, sorumuzu cevaplayalım. Arkadaşlar 1739 sayılı bu kanuna göre rehberlik çalışmaları 8. sınıfın ikinci yarısından itibaren başlıyor arkadaşlar. Liseye kadar devam ediyor, lise sona kadar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkı. Demek ki 1739 sayılı kanuna göre öğrencilerimizi yönlendirmek amacıyla rehberlik çalışmasına özellikle mesleki anlamda ne zaman başlıyoruz? 8. sınıfın ikinci yarısında. İkinci sorumuz bu şekilde. Üçüncü sorumuza geldik. 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Yani üniversitelerin bir görevi değil arkadaşlar. Arkadaşlar burada yüksek öğretimin yani üniversitelerin bir görevi olmayan bilgi kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasını uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanları hazırlamak daha çok arkadaşlar yaygın eğitimin arkadaşlar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Yani özellikle de üniversitelerin temel amacı bilimi geliştirmek. Araştırmalar yaptırmak arkadaşlar. Dolayısıyla burada özellikle de yüksek öğretimi sorduğu zaman direkt araştırma, inceleme, bilim ile ilgili şıkları direkt elememizde fayda var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız B şıkkı daha çok bu iş yaygın eğitimin işi diye biliriz. Üçüncü sorumuzu çözdük. Şimdi dördüncü sorumuzda arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimiyle ilgili olarak yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Öğretmen seçilirken neye dikkat ediliyor? Bunda arkadaşlar bir bakalım. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit olunur. Doğru bir ibare arkadaşlar. Öğretmenler öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasında yüksek öğretim kurulunca mı seçiliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nca. Bu yanlış bir bilgi. Yüksek öğrenmeleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanda öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmelerini kim sağlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız hangisi? D şıkkı. Dördüncü sorumuz bu şekildi. Beşinci sorumuz arkadaşlar.
1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ilk defa memuriyete başlayan aday öğretmenlerden aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanmayanlar, dikkatinizi çekeyim, hak kazanamayanlar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Aday bir öğretmensiniz, hazırlayıcı, işte hizmet ekşi eğitimlerinizi aldınız sevgili arkadaşlar. Fakat yapılan sınavlarda başarısız olundu. O zaman ne yapılıyor? Aday öğretmen unvanını kaybediyor ve memuriyetle iş ilişkisi ne oluyor? Kesiliyor. Son yapılan bir değişiklikle bundan da vazgeçildi. Ben yanılmıyorsam ama yapılan uygulama buydu. Yapılan sınavlarda önce bir sınav yapılıyor. Eğer bu sınavı geçmiyorsa aday öğretmen okulu değiştiriliyordu. Daha sonra yapılacak olan eğitimler sırası sonrasında ikinci bir sınav daha yapılıyor. Eğer bunu da geçmezse öğretmen memuriyetle ilişkisi kesiliyordu. Son olan bilgi buydu sevgili arkadaşlarım. Altıncı sorumuz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığına tahsisli hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Yani Milli Eğitim'in denetimde, yönetimde olan özel mülkler acaba hangi kurumla mutabık kalınarak satışa çıkarılıyor? Bunu yapan kurum arkadaşlar Maliye Bakanlığı. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şıkkıdır. Yedinci sorumuza geldik. Bu arada arkadaşlar çalışmaları daha fazla arkadaşımız yararlansın, daha fazla arkadaşa ulaşalım diye beğenmenizi, yorum yapmanızda fayda var. Bunu sizden istirham ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı önemli rica ediyorum. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul açma yetkisiyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur? Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu tarz sorular sürekli soruluyor. Okul açma yetkisiyle ilgili. Bir bakalım. Türkiye'de ilk öğretim okulu, lise veya denge okulları Milli Eğitim Bakanlığı izni olmaksızın açılamaz. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Kesinlikle bütün her şey kime bağlı? Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar, askeri okullara dahil ile özel okulların derecelerinin tayini Milli Eğitim Bakanlığı aittir. Bu da kesinlikle bir doğru bilgi. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ya da olunur. Hayır arkadaşlar. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Dolayısıyla bu yanlış bir ibare. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve denge okullarının program ve yönetmelikleriyle ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca onanır. Bu da doğru bir bilgi. Dolayısıyla burada doğru olan bilgiler 1, 2 ve 4. Yani doğru cevap şıkkımız arkadaşlar D şıkkıdır. Yani okul açma yetkisi tamamıyla arkadaşlar okulların, kurumların dereceleri, izinleri her şeyi kime bağlı? Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar farklı bakanlıkların bünyesinde okullar açılmış olsa da sevgili arkadaşlar. 8. sorumuz biraz uzun bir soru. 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakiler hangisi bilimsellik ilkesiyle ilgilidir? Biliyorsunuz Milli Eğitim temel bazı ilkeleri vardı. Kanuna göre arkadaşlar bilimsellik ilkesiyle ilgili. Doğru cevap şıkkımız arkadaşlar C şıkkıdır. Yani 1, 3 ve 4. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. 9. sorumuza bakacağız. Okul aile birlikleriyle ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulmak amacıyla okul aile birliklerinin faaliyetleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi hangileri doğrudur? Bakalım. Okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak. Okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere aynı ve nakdi bağışlar kabul edilebilir. Bu doğru arkadaşlar. Maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemezler. Düzenleyebilirler. Bu da bir doğru bilgi arkadaşlar. Yani bu aslında doğru bir bilgi fakat düzenlenemez demiş. Yani olumsuz. Bunu eksimize atalım arkadaşlar burada. Okulların bünyesinde bulunan açık alanı, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Bu da doğru. Dolayısıyla burada yanlış olan bilgi sadece 2. O zaman 1 ile 3 doğru arkadaşlar. Fakat 2 numaralı ibaremiz yanlış. Yani maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlik ve kampanyalar düzenleyebilirler. Okul aile birlikleri burada düzenlenemez demiştir. Yanlışla biz bunu artı attık. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar şunu da silelim ki yanlış anlaşılmasın. Yani 1 doğru, 2 yanlış, 3 doğru. Dolayısıyla burada doğru olan hangisi? 1 ile 3 doğru. Cevap şıkkımız C şıkkı. Şimdi geldik arkadaşlar 10. sorumuz. Sorumuz şöyle. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve
sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu temel ilkelerden hangisini tanımlamaktadır? Sevgili arkadaşlarım, sorumuz bu. Aslında bir, önceden sorduğumuz soruya benzer bir soru. Eğitim kurumlarında hiçbir ayrımın yapmaması, herkese açık olması, herkesin bundan yararlanması, zümre ya da sınıf ayrımı yapılmaması neydi? Genellik ve eşitlikti. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. 11. sorumuza geldik. 11. sorumuz şöyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı bu arada unutmuyorsunuz. Tabii ki eksiklikler, aksaklıklar, bilgi güncellenmeleri olmuş olabilir. Bu tarz şeyler tespit ettiğiniz zaman mutlaka yazın arkadaşlar. Birlikte düzeltelim. Aşağıdaki hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temelli Kanun temel ilkelerinden değildir? Yöneltme, liyakat, her yerde eğitim, karma eğitim, demokrasi eğitimi. Arkadaşlar burada Milli Eğitim Temel Kanun temel ilkelerinden olmayan liyakattır. Liyakat memurluk için olan bir kavram, memurlukta esas anlam bir kavram arkadaşlar. Özellikle de kariyer, liyakat ve sınıflama. Burada yönetme milli eğitimin temel ilkelerinden birisi, her yerde eğitim. Yine karma eğitim, demokrasi eğitimi bu kanun temel ilkelerinde ama liyakat değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkı. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden değildir arkadaşlar? Sorumuzu bir inceleyelim. Okul öncesinin amaç ve görevlerinden olmayanı istiyor. Doğru cevap şıkkımız arkadaşlar D şıkkıdır. Her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri ve davranış ve alışkanlıkları kazandırmak ilk öğretim basamağının bir görevi. Çocukları ilk öğretime hazırlamak, çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, çocukların beden, zihin ve duygusal gelişimini iyi alışkanlık kazanmasını sağlamak, yine şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak okul öncesinin temel amaçlarındayken D şıkkındaki ilk öğretimin amaçlarından birisidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. 13. sorumuz. Verilenler 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Güzel bir soru. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak, yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, öğrencileri çeşitli program ve okullarda ilgili istihdat ve kabiliyetler üstünde dolusuna hayata ve iş alanlarına hazırlamak. Arkadaşlar bunlar her üçü arkadaşlar orta öğretim kademesinin öğrencilere kazandırılması istediği temel amaçlardan da. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şıkkıdır. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Okul öncesinin amaçları, ilk öğretimin amaçları, işte orta öğretimin, yüksek öğretimin, sürekli bunlar sorularda geliyor. Bunları bir tekrar yapmamızda fayda var. 14. sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumlarından değildir? Yani üniversite düzeyinde bir kurum değil. 4 yıllık ya da diyelim 2 yıllık da 4 yıllık arkadaşlar. Kolej, enstitü, yüksek okul, konservatuvar, uygulama ve araştırma merkezleri. Burada arkadaşlar orta öğretim düzeyinde olan kolejdir. Yani bu bir sevgili dostlar bir yüksek öğretim değil, orta öğretim kurumudur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? A şıkkıdır. Ama enstitüler, yine yüksek okullar, konservatuvarlar, uygulama ve araştırma merkezleri, üniversiteler, bunlar hepsi nedir? Fakülteler gibi, hepsi yüksek öğretim. Yani diğer ismi de bunlar nedir? Üniversiteler değil mi? 15. sorumuza bakalım. Güzel sorular, bu arada beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Soru çözümümüze devam ediyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yüksek öğretim milli eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri yukarıdaki hangi seviye ve seviyelerde yetişmek üzere düzenlenir? Sevgili arkadaşlar, lisans öncesi, lisans ve lisans üstü. Yüksek öğretim arkadaşlar, Milli Eğitim Temel Sistemi çerçevesinde öğrencileri yukarıdaki hangi seviye ve seviyelerde yetiştirmek üzere düzenleniyor arkadaşlar? Lisans öncesi zaten arkadaşlar yüksek okullar, lisanslar, yine 4 yıllık fakülteler, lisans üstü arkadaşlar, bunlar da yine üniversiteler tarafından, yani diyebiliriz ki her üçü de üniversiteler tarafından düzenlenen seviyelerdir. Eğitim seviyelerinde eğitim veriliyor kişilere. Hem lisans öncesi, hem lisans sırasında, hem de lisans üstü eğitimleri kişilere veriliyor.
nerelerde yüksek öğretim kurumlarında sevgili arkadaşlarım, güzel bir soruydu. 16. sorumuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okuma yazma öğretmek eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanlarını hazırlamak aşağıdakilerden hangisi amaç ve görevlerinden güzel bir soru. Bakın, okuma yazma öğretme, eksik öğrenmelerin tamamlama ve sürekli eğitim. Her bu üçü bize neyi gösteriyor? Tabii ki yaygın eğitimi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? 5 şıkkıdır. Güzel bir soruydu. Bu tarz sorular size sorulabilir. 17. sorumuz tam da size sorulabilecek son zamanların güncel bir sorusu. 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır? Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları arkadaşlar, öğretmen, daha sonra uzman öğretmen, daha sonra ise baş öğretmen. Dolayısıyla her üçü de var. Yani dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir burada? A şıkkıdır. Demek ki öğretmenlik kariyer basamakları 3 kısımdan oluşuyor. Öğretmenler, uzman öğretmenler ve baş öğretmenler sevgili arkadaşlarım. 18. sorumuz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırma ve satışın aşağıdakiler hangisi yetkilidir? Buna benzer aslında bir soru çözmüştük yine. Arkadaşlar, bu neydi? Hangisiydi? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'yla mutabık kalınarak bunun satışını hangisi gerçekleştiriyor? Maliye Bakanlığı. Sevgili arkadaşlarım, bu bilgiler güncellenmiş de olabilir arkadaşlar. Olabildiğince güncellemeye çalıştım. 1939 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdaki hangisi öğretmenlik meslek kariyerlerinin meslek kariyer basamaklarının değildir? Az önce bahsettik. Aday öğretmen vardı. Uzman öğretmen vardı arkadaşlar. Affedersiniz. Aday öğretmenlik yok. Yanlış bilgi vermeyelim. Aday öğretmenlik yok. Öğretmen vardı. Uzman öğretmen, baş öğretmen. Aday öğretmenlik arkadaşlar ÖMK'nın, yani öğretmenlik meslek kanunu içerisinde bir kariyer basamağı değil. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? A şıkkı. Peki hangileri bu kariyer basamaklarıydı? Öğretmen vardı, uzman öğretmen vardı, bir de baş öğretmen vardı. 20. sorumuz 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yaygın eğitimle ilgili hangisi yanlıştır? Yaygın eğitim. Bakalım sevgili arkadaşlarım. Yanlış olan bilgimizi önce belirleyip daha sonra diğerlerini değerlendirelim. Yanlış olan bilgimiz D şıkkı. Yani yurdumuzu ilgilendiren başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimi genişletip derinleştir. Bu bilim kelimesini duyduğunuz az bu ne olacaktı? Yüksek öğretim. Buna dikkat edelim. Bilim kelimesi, araştırma kelimesi, bu kimin işi? Yüksek öğretim kademesinin işi. Ama okuma yazma öğretmek arkadaşlar, çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmeye uyumlarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak, çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde veya mesleklerini geliştirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaları kimin amaçlarıdır arkadaşlar? Yaygın eğitimin temel amaçlarıdır diyebiliriz ama D şıkkındaki kimindi? Yüksek öğretimin. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakiler hangisi yüksek öğretim kurumu değildir? Üniversite değildir. Bu da soru geliyor. Konservatuvar yüksek öğretim kurumuydu. Yüksekokullar yüksek öğretim kurumu. Uygulama araştırma merkezi ama polis koleji bir orta öğretim kurumu. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şıkkıdır. 22. sorumuza hemen bakalım. Biraz uzun bir soru. Yine bu arkadaşlar kademelerle ilgili bir soru. 1930 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakiler anlatılanlar hangi kademe ile ilgilidir? Sorumuz eksik çıkmış. Öğrenci ilgi, istat ve kabiliyet ölçüsünde ve dolusunda yurdumuzun bilim politikasını ve toplumun yüksek seviyede çeşitli kademelerdeki insan ihtiyaçlarına göre yetiştirmek. Çeşitli kademelerde bilim, bakın bilimsel. Yine yurdumuzun türlü yönde ilerlemesi, gelişmesi ilgilenen bütün sorunları araştırma, bakın. Araştırma ve inceleme. Bunlar, bu bilim araştırmayı duyduğumuz zaman neyi yapıştıracaktık? Tabii ki yüksek öğretimi. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yöneltme hangi öğretim döneminde başlıyor arkadaşlar? Sevgili dostlarım, ilk öğretim 8. sınıfın 2. dönemi. 8. sınıf kaçıncı dönem? 2. dönemde başlıyor. Sevgili arkadaşlar, buna dikkat edelim. Bu tarz sorular size gelebilir. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum bu arada sevgili dostlarım. 24. sorumuza bakalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakiler hangi eğitim kurumudur? Yani bu anlatılanlar hangi kademe ile ilgili? Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onları kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, bilincini ve gücünü kazandırmak. Çok uzundu sevgili arkadaşlarım. Öğrenci çeşitli program ve okullarla ilgili istat ve kabiliyetler ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya mesleğe
hem de yüksek öğretime ve hayata ve iş alanına hazırlamak. Yani burada yüksek öğretime hazırlama işi kimin işi? Tabii ki orta öğretimin işi. Yani liseler, üniversitelere hazırlık yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsedilen alan hangisi? Orta öğretim. Orta öğretim dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Liseler. Sevgili dostlarım, 25. sorumuza hemen bakalım. Yine aynı soru, benzer bir soru gelmiş. Buna ilgili %100 soru geliyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre aşağıda hangi eğitim kurumudur? Her Türk çocuğun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. Bu iş arkadaşlar, her Türk çocuğuna ilgi, istidat ve kabiliyet yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, ilk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere orta öğretimde devam edebilecekleri, bakın hangi alanda arkadaşlar, orta öğretim. O zaman orta öğretime kim hazırlayabilir? Tabii ki ilk öğretim. Dolayısıyla her çocuğa iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak kimin işi? İlk öğretimin işi. Dolayısıyla burada bahsedilen arkadaşlar düzey hangisi? İlk öğretimdir. Buna dikkat ediyoruz. 26. sorumuza geldik. 1039 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi kurumdur? Yine bu kurumlardan bahsediyor. Çocukların beden, zihin ve duyu gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilk öğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerde ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme oranı yetiştirmek, çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Hangi arkadaşlar eğitim evresinin işi? Tabii ki okul öncesi. Dolayısıyla buradaki aklımızda kalan, şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar, Türkçe'yi öğretme, doğru ve güzel konuşma. Sevgili arkadaşlar, bunlar ilk öğretime hazırlama temel, bunlar bizi yanıltmasın, güzel sorular arkadaşlar. 27.739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde, her fırsatta gerçekleştirmeye çalışılır ifadesi aşağıdaki Türk milli eğitimin temel ilkelerinden hangisidir? Sadece okulda değil, evde, çevrede, iş yerinde, her yerde. O zaman bu nedir? Her yerde eğitimdir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? E şıkkı. 28. sorumuz. 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız, yatılık, burs, kredi, başka yollarla gerekli yardımlar yapılır ifadesi hangi temel ilkeyle alakalı? Yani imkanlar olmayanlara yardım etmek, para, işte kredi, barınma falan, bunlar hepsi ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki fırsat ve imkan eşitliği ilkesiyle ilgili. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkı. Bu arada arkadaşlar, bu soruların bütün cevapları burada var. 29. sorumuzu çözeceğiz. Sorunun cevabını aslında görüyorsunuz ama 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre aşağıda hangisi Türk Milli Eğitim temel ilkelerinden genellik ve eşitlik? Genellik ve eşitlik neydi? Dini, cinsiyeti, ırkı ne olursa olsun eğitimin herkese açık olması, her kişiye, her aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmaması. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? A şıkkı. Bununla ilgili soru gelebilirse. 30. ve son sorumuz bu çalışmamızın. Umarım başınıza bir katkısı olur. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangisi Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından değildir? Sevgili arkadaşlarım, İlgi, iktisat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlarıyla birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak Milli Eğitimin temel arkadaşlar genel amaçlarındandır. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip olmaları, Atatürk ülke ve inkılapları ve anasla ifadesini bulan Atatürk milliyetçine bağlı fertler yetiştirmek milli eğitimin genel amaçlarından iken genel amacı olmayan D şıkkıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? D şıkkı. Arkadaşlar, bu videomuzda başta yakın zamanda yapılacak olan görevde yükselme sınavı olmak üzere yapılan tüm kamu sınavlarına, özellikle de bu konunun sorulduğu tüm kamu sınavlarında karşınıza gelebilecek 30 tane 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna yönelik 30 tane soru çözdük. Umarım başınıza bir katkısı olur. Bu kanunlar arkadaşlar sürekli güncelleniyor, bu bilgiler. Dolayısıyla eksik, aksak gördüğünüz, güncellenmemiş bilgiler gördüğünüzde direkt yazmayı unutmuyorsunuz. Birlikte bunları düzeltelim arkadaşlar. Video sonuna kadar benimle izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. 9 Temmuz'a kadar elimizden geldiğince sizinle çalışmaları paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar, iyi çalışmalar.